Cusi diye biri vardı. Dedi ki ya Ömer, öyle sana bir şey yapacağım ki doğuda batıda ne kadar insan varsa hepsi duyacaklar. Ve Hazreti Ömer bir gün şeye girdi, namaz kılıyor sabah namazına ve bu adam bir köşede ne yapıyor? Orada gizleniyordu. Ömer Allahu Ekber Tekbirül İhram bir ikinci rekatta iken adam saldırdı. Üç tane hançerle onu yere serdi. Üçüncüsü vururken şöyle hançeri bir çekti şöyle Ömer'in karnını yardı. Ondan sonra bu adam arkaya giderek sağ sol derken 13 tane sahabeyi öldürdü. Yani yaraladığı 7'si orada alelhal öldü oradalar. Ondan sonra baktılar ona şey edecekler, kendisini vurdu ve öldü. İbn Ömer diyor ki ben babamın yanına geldiğim zaman şöyle karına baktım, ellerini böyle, benim elim diyor karının içine giriyordu diyor. O kadar yara gelişti. Ondan sonra aldık diyor ta ki eve kadar güneş çıktı. Uyandı diyor Ömer. Sağa bakıyor insanlar ağlıyor. Sağa bakıyor insanlar ağlıyor. İlk önce ne sorması gerekiyor? Beni kim öldürdü değil mi? Yok. Diyor ki asallun nas. İnsanlar namaz kıldılar mı? Kıldık ya emirül müminin dediler. Ondan sonra abdest aldı ve namaz kıldı. Ondan sonra dedi ki men kateleni. Kim beni öldürdü? Dedi ki şu mecusi olan çocuk seni öldürdü. Şu bir ay önce gördüğümüz çocuk mu? Evet dediler ya emirül müminin. Dedi ki elhamdülillah beni öldüren Müslüman değildir. Ondan sonra kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anhu vefat etti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu yanında orada Medine'de defnedildi. Allah Celle Celaluhu bizleri onların şefaatine nail eylesin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi Rab sensin, ilah sensin, Halik sensin. Affedilmeyecek günahlarımız varsa ki sen bilirsin çünkü sen Allah'sın. Merhamet sahibisin. Ne olur ya Rabbi günahlarımızı rahmetinle affeyle ya Rabbi. Bizi sen koru ya Rabbi. Bizi sen koru ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı düşmanların çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizleri vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımızı da bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, akrabalara yardım etmeyi emreder. Fuhşu münkeratı, azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasın diye sizlere öğüt veriyor. Ve akimissalâh.